Evet, birisi yanınıza gelse dese ki benim karnım aç. Ne yaparsınız? Ben hani 100 milyonluk dev bir ülke olduğumuza inanıyorum ve o 100 milyonun da 100 milyonun yanına gitsen benim karnım aç desen cebinde de 10 lirası olsa o 10 lirasıyla sana ne alabiliyorsa alacağına kalpten inanıyorum. Biz Parası böyle bir yoksa milletiz. ekmeğini böler, paylaşır. Bakın annem şimdi diyecek ki yine benden bahsetme diyor, yine benden bahsedecek diyor. Annem yıllar evvel Mecidiyeköy'de böyle bir fenalaşıyor. Bir de böyle geziyor gidiyor Eminönü'nden ördek alıyor falan kızdırıyordu beni. Gene gitti herhalde Eminönü'ne ördek falan mı almaya bilmiyorum. Bir kadıncağız fenalaşıyor. Yanına insanlar toplanıyor. Annem de anlatırken ağlar, ben de böyle burnumun direği sızlıyor. Diyor ki yanıma böyle birkaç tane işçi geldi ayaklarında terliklerle, hani belli ki yani ceplerinde hani çok paraları da falan yok. Hemen sormuşlar, demişler ki teyze karnın mı aç? Sana bir şey getirelim. Biz böyle bir milletiz ve ben bunun devam etmesini çok arzu ediyorum. İşte öyle güzel görüntüler geliyor ki o güzel görüntüler bunun nesiller boyu aktarılacağını da bizlere gösteriyor. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Geçtiğimiz hafta Mert Karakaş ve Burak Tutal isimli sosyal medya fenomenleri Diyarbakır'a gittiler. Ve dediler ki karnımız aç. Bakın neler oldu. Hem gülümseten, hem sevindiren, hem de umutlarımızı tazeleyen güzel görüntüler Diyarbakır'dan geldi. Hiç param yok da bana yemek alabilir misin senden rica etsem? Efendim? Alırım. Dünler alayım. Bir tane değil abi, iki tane al, beş evine de götürün. Sana bir tane kavun hediye edelim. Buyur abim. Ah, teşekkür ederim, sağ ol. Afiyet olsun abim, ne demek? Sosyal deney yapan Mert Karakaş ve Burak Tutal, Diyarbakır sokaklarında gördükleri çocuklardan yardım istiyorlar. Ben İstanbul'dan geliyorum da... yanımda hiç para yok. Simit ya da su verme şansım varsa. Hiç para yok mu? Vallahi hiç yok ya. Nasıl simit ye? Sağ olasın. Teşekkürler. Diyarbakırlı çocuklar hiç tanımadıkları büyükleri için hemen yardıma koşuyorlar ve hiçbir karşılık beklemeden iyilik yapıyorlar. Bir tane böyle çay olsa en azından sıcak bir şey. Vallahi şurada teşekkür ederim. Olsun. Çok sağ ol. Simit de aldım. Afiyet olsun. Ha, sağ ol vallahi. Sana zarar yok değil yok, mi? Yok yok abi, zararım yok. Çocukların tavırları ve yürekleri ısıtan yaklaşımları herkesin takdirini toplarken Diyarbakırlı çocuklar bir anda Türkiye'nin gündemine girdi. Ya buralarda böyle ucuza yiyebileceğim bir yemek var mı abi, onu sordum da. Hiç yok diyecek kadar param vardı abi. İşte burada hani etrafta böyle. Böyle siz yardımcı olalım bir tane. Adana yer misin? Ne olur. Bir tane. Mehmet abi bir dürüm Adana atsana. Neyi ver? İşte okul falan devam ediyor mu? Valla devam ediyor abi. Uzaktan eğitim mi? Ya uzaktan eğitim de vardı ama şu an yok abi. Neden? Vallahi şey o, pandemiden dolayı mı yoksa bilgisayar falan mı yok? Kırıldı. Kırıldı mı? Karşılık beklemeden kendilerinden çok daha büyük kişilerin karnını doyuran çocukların bu gönlü geniş tutumu sosyal deney yapan iki arkadaş tarafından da ödüllendirildi. Ben sana bir tane bilgisayar versem okula devam eder misin? Valla devam ederim abi, yalan yok. Valla. O zaman ben sana bunu vereyim, valla teşekkür ederim. Bundan sonra okul mu? Abi yok. Söz ver. Söz. Ben de sana okulda uzaktan eğitime yardımcı olacağını düşündüm, tablet hediye ediyorum. Teşekkürler abi. Bu senin olsun istedim. Hani sen bana yemek dedin, evini açtın. Ben... Evet, insan yaptık, yaptı. İnsanlar pozitif. Tamam, çak. Hayırlı olsun. İyilik yaparsan iyilik bulursun. Kötülük yaparsan o kötülük ayağına dolanır. Bunu herkes bir yere not etsin. İyilikle yola çıkacaksın. İyi kalple yola çıkacaksın. Birine kötülük yapacağım diye yola çıkmayacaksın. O kötülük gelir, seni bulur. Bunu öğrendik, bunu bildik. Bunu da altını çize çize söylüyorum. Herkese ders olsun. Azat, 12 yaşında 7. sınıf öğrencisi. Okullar tatil olduğunda seyyar satıcılık yapan babasına destek olup kavun satıyor. En büyük hayali ise doktor olmak. Ay senin maviş gözlerini yerim. Mert Emsen 13 yaşında. O da Azat gibi 7. sınıfa gidiyor. Annesi ev hanımı, babası çalışmıyor. Evin geçimini sağlamak için o da simit satıyor. Ve gelecekte oyuncu olmak istiyor. Burhan Karabadan 16 yaşında. O diğer arkadaşları kadar şanslı değil, okulu gidememiş. Evini geçindirmek için su satıyor. Önce okumak, ardından sosyal deneyi gerçekleştiren abileri gibi internet fenomeni olmak istiyor. Burak Bakışkan, 17 yaşında lise son sınıf öğrencisi. Ailesine destek olmak için büfede çalışıyor. Onun hayali
elektrik mühendisi olmak ve Emre Çetinkaya. Emre 16 yaşında 10. sınıfa gidiyor. O da evinin ekonomisine katkı sağlamak için tıpkı Azap gibi kavun satıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Ya size bir şey söyleyeyim. Şu koronadan dolayı size sarılamıyorum. Yoksa böyle sarılıp böyle gerçekten bırakmamak istiyorum ama iyi ki varsınız çocuklar. Hepimizin yüreklerini ısıttınız. Bir kez daha bize çok güzel bir şey gösterdiniz. Teşekkürler abla. Teşekkürler abla. En küçükleri sizler misiniz? Evet. Şimdi okumayanlar kim aranızda, okula gidemeyenler? Ben. Burhan kaçta bıraktın? Bir de sen. Lise 1'e geçtim, bıraktım. Neden bıraktın? Ya şimdi evin, nasıl diyeyim sana, maddi durumumuz yoktu. Babam da engelliydi, ben de o yüzden bıraktım ona yardım etmek için. Kaç kardeşsiniz? 4. 4 kardeşsiniz. Aynen. Annen de ev hanımı. Aynen, annem ev hanımı. Babanın ne engeli var? Ayak. Ayağında engeli var. Emre'cim sen niye bıraktın? Ben de maddi durum yüzünden. Bıraktın. Peki okumak istediğinizi söylüyorsunuz her biriniz. Evet. Aynen. Şimdi burada bak karşımızda Kızılay Başkanı var. Şimdi ben de Kızılay Başkanı'na diyorum ki bu çocuklarımızı okula yazdıracağız başkanım. Eminim sizin de içinizden geçen odur. Ve eğitim hayatları boyunca onlara destek vereceğiz ki ailelerine destek verirsek bu pırlanta gibi gençler eminim Türkiye'ye çok güzel işler yapacaklar. Ben inanıyorum. Ben programı ilk izlediğimde, sosyal deneyi ilk izlediğimde ya gerçekten öncelikle hepsini yüreklerinden öpüyorum. Yani gözlerim yaşararak izledim. Hemen Diyarbakır Şube Başkanımızı aradım, Mesut Işık'ı aradım. Ve hazırlık yapmasını söyledim. Yani şöyle bir hazırlık yaptı, biraz önce de mesajını atmış. Öncelikle bu arkadaşlarımızın tamamına bir Kızılay Fahri üyeliği vereceğiz ve bir madalya vereceğiz onlara. Ay madalyalarınız olacak. Sonra bu yavrularımızın hepsine biz tabii binlerce yavrumuzu, on binlerce yavrumuza bu desteği veriyoruz ama tabii bizim ihmalimiz, bizim onları önceden bulmamız lazımdı. Bu duruma düşmeden önce bulmamız lazımdı ama onlar bizi affetsinler. Şimdi biz mesela Burhan lise 1'de bırakmış. Aynen, lise 1'de geçtim, bıraktım. Ailesinde ihtiyaç sahibi olduğu için çalışması lazım. Öncelikle biz ailenin geçimine destek olacağız. Onu ifade edelim. Diğer Emre kardeşimizin de hakeza öyle. Ve yavrularımızın tamamını üniversite inşallah okuyacaklar. İnşallah. Doktor olacak, elektrik mühendisi olacak. İnşallah. Diğerleri de istediği mesleği inşallah olur. Üniversiteyi bitirene kadar eğitim giderlerinizi biz üstleneceğiz. Allah razı olsun. ATV YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.